Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Günümüzün yeni neslin Timurtaş hocası Halil Konakçı hocamız asla yalnız değildir. Ağızdan az gider, çoktan çok gider dedi. Ben sadece Allah'tan korkarım dedi. Bu topraklarda Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve onun Kur'an'ına, sünnetine laf uzatmaya kimsenin hakkı yok. Biz İslam'ın bekçileriyiz hepimiz. Hepimiz kadınıyla erkeğiyle. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Allah bizi imanla ölenlerden eylesin. Allah bizi İslam'la şereflendirmiş, bu şerefi sonuna kadar göğsümüzde, başımızın üstünde taşıyanlardan eylesin. Kim çıkıp da benim peygamberimin dinine, asr-ı saadet diye tabirlediğim bir güne, orta çağ derse, benim iki elim onun yakasındadır. Efendim ne olursa ne olur, ne olursa olur, azdan az, çoktan çok gider. Ülkede İslam'ı müdafaa etmenin bir bedeli var. Halil Konakçı hocamız cesaret örneği gösterip gerçekleri hakkıyla haykıran İslam'ın gür sesini kürsülerden insanların anlayacağı şekilde anlatan 21. yüzyıldaki ender hatiplerden birisidir. Tesettür Allah'ın emridir. Nur suresi 31 ile Ahzab suresi 55. ayet kerimelerde tefsire bile mahal almadan açık seçik en aklı kıtın bile anlayacağı şekilde anlatılmıştır. Peygamber Efendimiz deyyuslar cennete giremez buyurmuştur. Deyyus kimdir diye soranlara da hanımını kızını şehvetli bakışlardan kıskanmayan diye cevap vermiştir. Ankara Melike Hatun Camii'nde görev yapan ve yaptığı sohbetlerle vatandaşları dine, imane ve Kur'an'a davet eden Halil Konakçı Hoca din düşmanlarının her zaman hedefinde olmuştur. Halil Konakçı hocamız İzmir'de dünyaya gelmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Ankara Melike Hatun Camii'nde İmam Hatip görevini hala sürdürmektedir. Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve onun Kur'an'ına, sünnetine laf uzatmaya kimsenin hakkı yok. Biz İslam'ın bekçileriyiz hepimiz. Hepimiz kadınıyla erkeğiyle. Kime sen cahil diyorsun ya? Sen kime cahil diyorsun ya? Ya Rabbel Alemin bıktık ya. Gel hemen Ortodoksların bir merkezi var. Protestanlık dininin bir merkezi var. Öyle mi? Yanlış yaptırtmazlar. Şimdi söyleyin bana. İslam'ın merkezi neresi? Kim çıkıp da benim peygamberimin dinine, asr-ı saadet diye tabirlediğim bir güne, orta çağ derse benim iki elim onun yakasındadır. Efendim ne olursa ne olur, ne olursa olur, azdan az, çoktan çok gider.